Günaydın. Günaydın. Neredeydin sen? Dün mesaj atıp ortadan yok oluyorsun. Ay başım yani eve gitmişim, öyle kafayı koydum, uyumuşum ya. Sen ne yaptın? Yakaladın mı söylediğim aralığı? Yakaladım. Anlat bakayım çabuk. Çatlıyorum meraktan. Ay rüzgarı öptüm Bora'nın önünde. Ne? 6 dakikan kaldı diye mesaj atmışsın. Ne yapsaydım? Doğaçladım işte bir şeyler. Hmm. Ben şöyle bir baby kiss yapayım dedim ama adam yapıştı. Hmm, adama bak. Dünden razıymış. Sorma. Bora ne yaptı peki? İşim var dedi gitti. Toplantımız vardı ona da gelmedi. Güzel. Bu kıskandığına delalet. Ama sultanım bak sakın unutma. Kıskançlığın azı yarar, çoğu zarar. Kıskandı diyorsun yani. Kesin. Bak ben sana daha önce de söyledim. Erkekler çocuk gibidir. Oyuncakları ellerinden alındığında delirirler. Hele hele bir de böyle tanıdığı birisi elinden alırsa hepten delirirler. Onun için bak sakın unutma. Ne hissettiklerini anlamaları için biraz yardım etmek gerekiyor. Bak bu rüzgar işe ilk girdiğinde Bora'nın gözüne girmeyi başardı. Bu da demek oluyor ki biz... Anne. Yani doğru ata oynuyoruz. Seni de nasıl editör yaptılarsa. Umarım dediğin gibidir. Sanki başka şansım var. Sultanım başka ne yapabiliriz ki? Yani bak kaç yıldır adamı tavlamaya çalışıyorsun değil mi? Azıcık kadın ol. Bir kadının en önemli silahı nedir? Kıskandırmak. Bu plan patlarsa kendini kapının önünde bulacağını biliyorsun ama. Değil mi? Tamam geç. Tamam. Bu kadar mı rüzgar? Aha bu kadar. Tamam. Şu son ikisini kullanalım. Şu sonuncuya bir tık kontrast, bir geri gel. Şunun rengini de bir tık açalım. Tabii. Bravo, eline sağlık. Çok güzel olmuş. Dün öğle yemeğinde bana anlattığın fikri düşündüm de aklıma yattı rüzgar. Reklam veren şirketlerin entegrasyon için fotoğraflarını biz çekelim, tamam mı? Olur. Tabii Bora Bey, harika. Bora. Bora. Bora Kafi. Haklısın, Bora. O zaman ben bizimkilerin yanına gideyim. Fotoğrafların fontunu konuşalım. Eline sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Tüçe Hanım. Görüşürüz. Olağanüstü yetenekli bir adam değil mi Tuğçe Hanım? Kesinlikle. Hem magazin dışı tıklanma sayımızı da arttırdı. Ben Rüzgar'dan pek hoşlanmadığını sanıyordum. Dün sizi şirketin önünde öyle görünce bayağı şaşırdım açıkçası. Bak çok utandım şimdi. Ama o kadar çok ısrar etti ki ben de bir şans vereyim dedim. Ama haklısın şirketin önünde öyle yapınca ben de şaşırdım açıkçası. Ne yapsam sence? Şirket içinde bu tür şeylerden hoşlanmadığını biliyorsun Tuğçe. Neden Bora? Yani... Aşkın yeri mi olur? Yani kime nerede nasıl aşık olacağını bilemezsin ki. Haksız mıyım? Bak işte bu duygularını kontrol etmekten aciz insanların yapacağı türden bir açıklama. Eğer ortağım değil de sadece bir bajet türüm olsaydım... ...şu anda olduğum kadar hoşgörülü olmazdım. Anladım. Sevindim. Görüşürüz sonra. Tamam. Odamdayım ben. Aha geldi. Geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Şey aç mısın? Hayır.
Kahve yapayım sana. Yeni içtim. Su? Sağ ol Ada. Rüzgar. Ada bak ben çok yoruldum, tamam mı? Gerçekten. Ya daha fazla birbirimizi yormayalım. Rüzgar ben anlayamıyorum. Sen şimdi gerçekten bir günde o kadına aşık mı oldun? Ada, sana olanları anlattım. Daha fazla konuşup seni üzüp kırmak istemiyorum. Uzatmayalım. Sen istesen de beni bundan daha fazla üzüp kıramazsın ki. Bundan ötesi yok. Benim anlayamadığım bir şey daha var. Bu kadın senin evli olduğunu bile bile... Biz evli değiliz Ada. Seninle vatandaşlık için evlendim. Belediye kayıtlarında evliyiz evet ama... Ben şimdi eşyalarımı alacağım, çıkacağım, okey? Tamam. Beni kandırdın. Sen beni kandırdın. Vatandaşlığı almaya gittiğimiz gün orada öyle demiyordun. Adamın yanında ben bu kadına aşığım, bak bu da yüzüğümüz demedin mi? Beni gerçekten evlenme teklifi edeceğine inandırdın. O neydi? Bana başka çare bırakmadın, yapmak zorundaydım. Nasıl yapmak zorundaydın? Eğer kandırıldığını düşünüyorsan beni değil o saçma sapan inançlarını yargıla. Ayrıca seni ben kandırmadım. Sen kendini kandırdın. Beni kandırmadın. Beni kandırmadın ama durdurmadın da Rüzgar. Ben okulu bırakırken, saçımı süpürge ederken sen niye beni durdurmadın? Hı? O zaman keyfin yerindeydi, bir şey yoktu. Şimdi ne oldu? Kızım ben mi dedim sana saçını süpürge et, okulu bırak? Sen busun Ada işte. Sen busun. Ailenden böyle görmüşsün ve hep böyle kalacaksın. Bak lütfen uzatmayalım, tamam mı? Ben eşyalarımı alacağım, çıkacağım, gideceğim. Okey, tamam lütfen. Dur. Dur, tamam dur. Ben getiririm eşyalarını. Zaten alışmışım senin arkanı toplamaya. Bu son olur. İyi tamam. Yavaş. Pikabın iğnesi var. Kıracaksın. İğnesi. Pikabın iğnesi mi diyorsun? Ben dile kendisini kırayım ha? Kızım sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun ya? Yedim. Yedim kafayı. Evet yedim. Delirmek, delirmek kocanın seni aldattığını öğrenmekse evet delirdim. Gerizekalı. Evet yedim. Sıyırmışsın sen, kafayı yemişsin. Kimse yırmış. Manyak. Kimse yırmış. Sen beni. Sen beni bir imzadan, bir nüfus cüzdanından ibaret görebilirsin ama ben buradayım. Ben varım. Tamam mı? Sen! Ne? Çöp var mıydı Ada Hanım? Çöp, çöp. Al abi bak bu çöp. Bu da çöp. Kızım abi çöp bu değil çöp. Onlar. Bir dakika. Bu çöp. Ya ne yapıyorsun sen? Sus, sus sen. Gerizekalı. Çöp, çöp. Bunları yak, yık, yok et. Çek, çek. Bırak. Ya sen yürü, sıyırmışsın yürü. Sen, sıyırmışsın sıyırdım sen. Sıyırdım lan, sıyırdım. Hadi, sıyırdım. Yürü. Bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Gerizekalı. Tal. Gitarı burada. Ben bunu buraya mı koyuyorum? Tal şunu buraya koyma dedim değil mi? Senin beynini atayım da görsen şimdi. Manyak karı ya. Ben buna 3 sene nasıl katlandım ya? Rüzgar! Bak! Ada sakın bak, aklından bile geçirme sakın. Aa ne sakın? Ne oldu? Neden? Kim aldı sana bunu? He? Ben bunu sana almak için markette palyaço gibi giyinip tost dağıttım ben. Ne yapacaksın sen bununla? He? Ne yapacaksın? Böyle 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 böyle.
Ne yapacaksın? Kumsalda, sahilde, karıya, kıza, Tuğçe'ye gitar mı çalacaksın? Ada bak lütfen. Çalamıyorsun da beceriksiz. Ada! Ada! Ya, ne yapıyorsun ya? Aa! Neyse bir daha alırım ben sana. Bir daha alırım. Bu? Peki bu? Oha hayır. Fotoğrafçısın ama paran yoktu sana. Ben aldım bunu be. Ada sakın bak lütfen. Ne yapacaksın? Tuğçe'nin fotoğraflarını mı çekeceksin Rüzgar? Ha? Çekersin. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Çekemezsin tabii. Çünkü gitti. Ya sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun ya? Al bunları da. Al bunları tamam mı? Boşanacağım senden. Bir an önce boşanacağız. Duydun mu? Kız, ana. Ana kız. Teyze, hap hap. Burada, burada. Kızım ya sen biraz ani karar vermiyor musun ha? Bugün olmasa yarın teyze bunu artık söylememiz lazım. Yeter ben çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Ya şekeri fırlarsa? Kız ya bu ilaç yetmezse? Kız bazen de düşüyor ya düşerse? Geçer. Kız ya bel çinerse? Tövbe 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 tövbe. Allah korusun. Ya yapma ya zaten gerginim. Beni üzme gelme daha fazla dur. Yasemin. Hadi hadi. Hayırdır sen niye geldin benim kuzumu bakayım? Teyze. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Aslında hepinize. Teyzeme de. Söyle kuzum, söyle. Neredesiniz ya? Sofrada insan bekletiyorsunuz. Acıktık burada. Geldik aslanım, geldik. Şükredi yine aslancık. Şükredi valla. Ben bir lokma nişan yesem. Ya ne yiyeceksin? Her sabah kahvaltıda önce şu gazeteyi okumayacağım diyor. Dayanamıyorum. Sonra da işlak işlak gidiyor. Şuna bak, o onu öldürmüş, bu bunu kesmiş, bu bunu dolandırmış. Ya. Bak, 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 bak. Teyzem. Heh, söyle kuzum. Patatesli yumurta yapmadınız. Aslancığım sen birazcık şu sebzelerden ye. Bu ara patatese çok yüklendin çünkü. Hadi aslan. Teyze hoş. Bak biliyorum üzüleceksin. Ama lütfen sakin ol tamam mı? Teyze hoş ben kaçamadım. Neden kaçamadın? Ben kırarım sandım. Kaçarım sandım. Ama... Ay kızım gebeleme ne olur. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Vallahi fenalık geldi ya. İçim şişti. Aslan. Enişte. Aslan. Ana. Ana Aslan. Aa koca ne oluyor ya? Abla sırtına vur. Kocama el kaldıramam. Şöyle kaldırsam. Aslan. Şöyle, şöyle yapalım. Ki şöyle kollarından vur. Şöyle bir yapalım da onu böyle. Çık ona abla çık. Abla beceremedim. Kenara abla sen becerdin. Enişte. Yavaş Yasemin. Bir iki üç. Yavaş. Hop. Yavaş Yasemin. Bir iki üç. Çıkmış, çıkmış. Bir iki üç. Çıktı. Çıktı. Aman çıktı. Ne yapıyorsun siz ya? Enişten. İyisin değil mi? Küçücük beynir parçası. Ölüyordum ya. Gördün mü Nergis? Küçük buçuk demeyeceksin. Neler başarıyor. Ya. Dağ gibi eniştem, eniştem. Ölüyordun ya. Efendim Selin ha? Söyle. Kızım sana gönderdiğim videoya bak hemen. Bakıyorum dur. Vize böyle netin genel yayın yönetmeni bu arada tacizci çık. Ne bu kızım? Restorandaki adam resmen linç ediliyor. Sana söylemiştim ya. Bir adam röportaj için rol yapıyordu aslında gözlerimle gördüm ya. Dün adam restoranın kamera görüntülerini istemek için aradı. Buhran hırsız girdi dedi. Ama ne bir şey çalınmış ne de polisi aradı. Yılan. Selin, kızım sen bekle beni orada. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Bekle. Bunu bize söyleyebilirdin Ada. Nerede o? Bak inşallah aynı yatağa falan girmediniz. Ne bileyim hastalık olur, bir şey olur. Adı ne bunun? Bak yalama, malama, ısırma, mısırma yok değil mi? Allah aşkına söyle bak. Şimdi adacığım, ablam çok ısrar edince ben de anlatmak zorunda kaldım. Hı. İyi. Senin bir köpek sahiplendiğini, köpeği arkadaşına emanet ettiğini ama köpeği arkadaşından geri alacağını söyledim. Teyze hoş, konuşuruz. Ay konuşuruz var mı adacığım ya?
Şu İstanbul'da kendine zor bakıyorsun zaten. Bir de öyle köpek möpek nereden çıktı anlamadım ki. Ne yapsın? Sevmiş bir köpeği, ne yapsın bu kız? Ada, kuzucuğum. Alo, teyzeciğim. Ada, ben de seni arayacaktım biliyor musun? Böyle içimde bir huzursuzluk var. İyi oldu sen aradın. Her şey yolunda mı? İyiyim teyze, iyiyim. Ne olacak ki? Her şey yolunda, hiç merak etme. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz işte, yarın yola çıkacağız. Heh, ben de tam onun için aramıştım. Teyze, siz yarın gelmeyin. Hayırdır, ne oldu? Benim bir arkadaşım Tacikistan'a gidiyor da ben onun yerine mesaiye kalacağım bu hafta. O yüzden siz haftaya gelin. Tacikistan'a. Ha, Tacikistan. Evet. Siz haftaya gelin teyze. Daha rahat olur. Ben sizle ilgilenirim. Şimdi gelirsiniz, ben sizi görmem falan, çok üzülürüm. Aklım sizde kalır evde, yalnız ne yapacaksınız? Öyle, haftaya gelin. Tabii canım, tabii biz haftaya geliriz. Hiç problem değil. Sen canını sıkma. Tamam teyze hoş. O zaman öpüyorum ben sizi. Evdekileri selam, hürmetler. Öpüyorum teyze hoş. Görüşürüz. Bay bay. Söz teyze. Söz bu sondu. Bir daha sana yalan söylemek zorunda kalmayacağım. Bitti, bu sondu. Malum oldum işte. Başıma geleceği biliyorum. Ben boşu boşuna eyvam yapmıyorum ki. Yolla sen kızı. Gül gibi kızı İstanbul'lara yolla. İnsan başka bir Nergis. Şey yapıyordu. Hayırdır? Neyin var? Rengin solmuş. Benim içim hiç rahat değil aslanım. Söylemeye dilim varmıyor da. Ya bu ada bir hayırsıza aşık olmuş olmasın? Nane şekerim, o nasıl söz öyle? Tövbe de. Yok yok, ben bilirim. Hissediyorum ben ya. Bu bizden bir şey saklıyor da ne? Demin aradı. Hafta sonu Tacikistan'a giden bir arkadaşının yerine mesaiye kalacakmış. Tacikistan'a? Haftaya gelin diyor. Ben diyorum ki, ay, sen akşam biraz dükkanı erken kapat. Erkenden gel. Biz hemen yola çıkalım. Ha, ne diyorsun? Baskın yapalım diyorsun. Makul, yapalım. Bana bak, Yasemin'e sakın söyleme ha. Bu ağzında bakla ıslanmıyor, gider yetiştirir hemen. Nergis, Allah aşkına bunu benden nasıl bekliyorsun ya? Yazık. Hayır canım, arada ağzından iyi niyetli böyle boş bulunup konuş. Olmadı. Aslancığım, ister misin, ağzından kaçırıyorsun bazen. Uf, Aslan, Allah aşkına zaten canım burnunda. Niye trip atıyorsun şu an? Lütfen üzme beni, hadi gel. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Sen istiyorsan gelme Yasemin, kal burada. Biz gidiyoruz. Ay vallahi abla, tutturdu mu tutturuyorsun ha? Şimdi gece gece ne İstanbul'u Allah aşkına? Kızım kaçtır, aynı rüyayı görüyorum diyorum sana. Kuzumun başında bir bela var, ben hissetmez miyim? Aslan, sen beni götürüyor musun onu söyle. Ay! Ya nane şekerim, götüreceğiz dedik ya. Ben senin lafını ikiletir miyim hiç? Gidelim. Gidelim tamam ama sabah gidelim. Sabah mı, ben bekleyemem ben. Öf, sabah diyor ya. Aa! Haberlerde okudum şimdi. Kalabalıktır yollar ya. Allah muhafaza, Allah korusun. Vallahi kalabalıktır bu yollar, Allah muhafaza. O gökten taş da yağsa, ben gidiyoruz dediysem gidiyoruz. Canım ablam, sana söz, Ada senin kaderini yaşamayacak. O çok mutlu olacak. Sen merak etme. Hadi, hadi değişin üstünüzü, çıkalım bir an önce. Yani abla var ya, kasırga geliyormuş bak haberlerde diyor. İstanbul yönüne doğru diyor kasırga diyor, geliyor diyor, hortuma diyor, kapatıp diyor gidersiniz diyor abla. Şuradan bir un dönüş yapıp geri dönebiliriz eve. Kasırga benden korksun. Hortum da çıksa, tsunami de vursa, kıyamet de kopsa o İstanbul'a gidiyoruz Yasemin. Gerçi arabada ufak çaplı bir hortum ve kasırga efekti var ama. Nergis. Söyle aşkım. Çok dişim geldi be. Aslanım, çok az kaldı. Tut aşkım azıcık.
Rüzgar? Aa. Evet. Sürpriz. Sürpriz Atacığım. Ay kızım benim. Benim. Oh, ya. Ay iyi ben de. Geç geç. Hoş geldin geç geç. Dayanamadık. Hemen çıktık geldik. Sen ne konuşacaktın bizle? Vallahi teyze dayanamadın. Hemen çıktın gel haftaya gelecektin. Hiç siz ben öyle bekliyordum ama olsun sürpriz oldu bana. Ben bir şey oldum, şaşırdım. Aa. Ne? Ay süzülmüşsün sen. Ha yok yok teyze şey iyiyim. Teyzen doğru söylüyor. Kaşık kadar kalmış suratın. E işte senin tuvaletin yok muydu? Var. Çok tuvaletim var. Ben evet bir garip duruyorsun işte. Ne diyeceğim? Aşağıda kavga falan mı oldu böyle eşyalar dağılmış hayırdır? Enişte! Git tuvaletini yap hadi enişte. Tuvaletini yok muydun? Değil mi? Anlat. Uykunuz gelmiş. Aynen yol yorgunuzuz. Yatak açayım size hemen. Acele etme kuzum. Azıcık şurada... azıcık muhabbet etseydik ya. Burada in aşağı in. İn aşağı düşeceksin. Burada. Yani anlayacağım teyze. Benim şirkete girme şansım da rüzgara yakın olma şansım da. Kalmadı teyze. Kızım bana bak olmak zorunda. Pes edemezsin, sana da pes edemezsin. Yok, yok pes ettim. İstemiyor beni çocuk. Zorla mı kendimi sevdireceğim? Kız ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum ha? O kız var ya, o Tuğçe denilen kız. Rüzgar'ı büyülemiş. Evet, büyülemiş. Sen o kızı alt ettin mi, Rüzgar sana tıpış tıpış geri dönecek. Yok, yok ben savaşmayacağım. Yok, yok çırpılmayacağım. Ben bahtım ateşle boğacağım. Sizin gibi. Yanımda teyzem her şeyi anlatacağım. Her şeyi bilsin kadın yeter. Her şeyim ne? Her şey ne? Başka ne var? Neyi bilecek? Her şeyim ne? Her şeyi. Ne? Her şey işte. Bahtımdan kaçamadığımı. Ailemin kara bahtına gelip beni bulduğunu. Kız adı bana bak. Sen iyi düşündün mü? İyice düşündün mü bana bir de onu? Yok yok düşündüm. Düşündüm teyze yeter. Yeter artık ben. Anlatacağım. Anlatacağım her şeyi anlatacağım. Şimdi biz yarın anlatacağız ya bizim şeker abını. Böyle en yakınına koyalım. Her ihtimale karşı. Bir şey olur. Allah korusun kadın. Ay acaba ambulans mı bekletsek kapıda? Ben yarın bir arayayım gelsin. 155 neydi 112? Açık sessiz Allah. Tamam. Ben niye doğdum ki? Aşk kendi seçer.